Selamlar dostlar. Yeni bir Valorant videosuyla daha karşınızdayım. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Bugün nasıl daha hızlı rank atlayabiliriz, daha hızlı oyun içerisindeki derecemizi arttırabiliriz konusu üzerine duracağız. Belki ilk söyleyeceğim durum basit gelecek. Hatta bu ilk maddelere geçmeden önce bu durum aslında sadece rank atlamak üzerine değil, birazcık da nasıl daha iyi oynanabilir tüyoları gibi olacak birazcık da. ama biz rank atlama üzerine daha çok konuştuğumuzu varsayalım. Ee, ilk i̇lk olarak söyleyeceğim basit madde ne olursa olsun, ne olursa olsun demeyeyim, elinizden geldiğince diyeyim. 5 ee, kişi takım olarak arkadaşlarınızla girmeye çalışın. Bu çok önemli bir konu inanın. Hani rastgele girdiğiniz zaman olabilecek en basit bir şey. Bir kere herhangi bir oyuncu sizin gibi ciddi modda girmemiş olabilir. Sadece böyle trollemeye girmiş olabilir. Veya bir oyuncuyla anlaşmanızı geçebilirsiniz. Veya Karakter seçim ekranında yine herkes kafasına göre karakter seçebileceği için uygunsuz karakterler seçilebilir. Uygunsuz demeyeyim ama belki rakibin kompuna göre çok daha zayıf kalabilecek karakterler. Ya da sizin mainlediğiniz, oynamak istediğiniz bir karakter bile anında hoplak diye seçip alınabilir. Bu da tabii ki de bir olasılık. Oyun içerisinde dediğim gibi beklediğiniz gibi oyunlar dönmeyebilir. İletişimde kopukluk olabilir. Birçok etken var. O yüzden mümkün olduğunca birbirinizi bildiniz oyun tarzınıza alışmaya başladınız veya alışkın olduğunuz insanlarla oynamanız oyun içerisindeki maçı kazanmanız için daha net bir adım olacaktır. Ee, i̇kinci olarak tabii ki de isterseniz arkadaşlarınıza girdiniz isterseniz rastgele tek girdiniz tek girdiniz olarak giriyorum Oyuncu iletişim. Ne olursa olsun eğer şu abi bu mikrofonunuz varsa tamam mı bir oyun içerisinde konuşabileceğiniz şu herhangi bir mikrofon varsa konuşun. İletişimde bulunun. İnfoları verin. Adam şurada, adam burada, şuradan geliyor, şurada ayak sesleri var. Şu ultisini kullandı, bu buradan skillini attı, bunun bu kadar canı var. Bu en son buradaydı, oradaydı, buradaydı, şöyle yapalım, böyle yapalım. İşte o, bu, şu, ne söylenebilecek her şey. Arkadaşlar bunlar çok önemli detaylar. Hani iletişimi koparmayın, asla ve asla kopar. Bunun dışında pozisyon değişimi. Oyun içerisinde gittiniz abi, örnek veriyorum herhangi bir noktada duruyorsunuz. Oradan tık 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 bir an topladınız. Hadi ikinci da topladınız. Sürekli 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 aynı şeyleri yapmaya devam etmeyin. Rankınız yükseldikçe zaten e, rakip takımdaki oyuncular az çok ne yaptığınızı çözeceği için aynı taktikle ilerlediğiniz zaman size karşı anti taktik üretebilirler. Ya, bu durumdan ötürü de bu doğrudan hop oranın patlamasına sebep olabilir. Ya, bazı oyuncular mesela sürekli aynı pozisyonlarda oynuyor. Hiçbir şekilde değişiklik yapmıyor. Ezber oyun birazcık böyle e, söyleyeyim. Ezber oyunu sürekli yapmaya özen gösterin. Çünkü dediğim gibi bu rank seviyeleri yükseldikçe oyuncuların da karşınıza gelecek oyuncuların da seviyeleri yükselmiş oluyor. Her oyuncu bunu yemez abi. Zaten oyunu bitirmiş olan oyuncular hiç yemez. Bunlara dikkat edelim. Karakter seçimi. Karakter seçimi çok önemli bir durum. Gerçekten çok ciddi bir durum. Ee, herkes ya aslında bunu solo queue gibi düşünüp rastgele böyle en iyi oynadığı karakteri alanlar da var. Ya da ben bu karakteri alırım, flashları patlatırım falan filan kilime bakarım diyenler de var illaki. Ya da hani takım kazansın, ben de vurayım ama vurduğum kadar da takıma yararım olsun. Kendime değil yalnızca takıma yararım olsun şeklinde düşünüp de o tarz şampiyonlar tercih edenler de var. Ya zaten top topuna 10 tane şampiyon var ve gerçekten çok fazla tercih edilenler belli. En azından bir takımda olması gerekenler ya da daha çok bireysel kil anlamında değil ama takım bazı yararı olanlar şampiyonlar belli. Örnek vermem gerekirse zaten olmazsa olmaz hani söylemem bile gerek yok. Her takımda seyirci olması gerekiyor bir kere. Bunun dışında e, bence Brimstone aynı şekilde olması gereken bir şampiyon. Onun smokları fazlasıyla işe yarıyor. Brimstone'un yanında örnek veriyorum Cypher yine olması gereken şampiyonlardan bir tanesi kurdu tuzaklar olsun, kamerası olsun. O açtığı kafesler olsun. Bunların hepsi hepsi acayip bir yarayan e, taktikler, skilller, yetenekler oyun içerisinde. Bunun dışında tabii ki de e, ekleyebileceklerimizden bir tanesi de ...dışında Sova olabilir. Örnek veriyorum. Ya da bridge olabilir mesela. Breach'in de aynı şekilde alan hasarları olsun, flaşları olsun, çok etkili flaşları olsun. Ya aslında her karakter kendine göre iyi ama ya bence olmazsa olmaz Sage, Brimstone, Cypher ya bu üçünün kesinlikle ve kesinlikle bir takımda bulunması gerekiyor. Hani diğer geri kalan 7 şampiyon belki tartışılabilir tabii ki de ama bu üçünü mümkün olduğunca dikkat etmenizi öneririm. Ee, bunun dışında rakip ajanların takibi, rakip hero'ların takibi, rakipteki hero'ların ultilerinin takibini elinizden geldiğince iyi yapın. Ee, her Herhangi bir ulti bildiğiniz üzere oyunun seyrini değiştirmeye yetebilecek seviyede. Ve ee, misal veriyorum. Sage'in ultisi var. Siz bunu görüyorsunuz. Herhangi bir kill aldığınız zaman Sage'in onu orada kaldırmaya çalışabileceğini tahmin edebilmeniz gerekiyor. Veya Brimstone'un ultisi alan hasar veriyor biliyorsunuz. Hani Brimstone'un ultisi olduğu zaman rakip bomba kurarken veya kurduğu zaman bunu kullanabileceğini veya herhangi bir yere oynarken kullanabileceğini bunların hepsini tahmin ederek oynamanız oyun içerisinde aslında bir adımda olsa sizi öne getirebilir. Yani onların böyle ultilerine karşı round başladığı zaman ya da round devam ederken anti taktik üretmeniz için bir olasılık ekstra hmm, pozisyon yaratabilir sizler için. Bunun dışında rakip ajanların ultilerinin takibinin yanı sıra... Ek olarak bir de e, oyun içerisinde hangi ajanın nerede oynadığına dikkat etmeniz daha çok önemli olabilir. E, rakip takımdaki az çok ajanların zaten yerleri bellidir. hani Oralara elinizden gelince dikkat edin. Misal veriyorum A tarafını patlattıysanız geriye Cypher kaldı diyelim. Cypher'ın C oyuncusu olduğunu direkt yorumlayabilirsiniz. Bu C oyuncusu C oyuncusu C'den ortaya atıyor olabilir, geliyor olabilir şeklinde yorumlamalar yapmanız gerekebilir. Son olarak en önemli noktalardan bir tanesi de elinizden geldiğince kendinizi geliştirmeye oynayın. Oyun oynamak için oynamayın. Hatalarınızdan ders çıkartın. Her yaptığınız hareketi sorgulayın. Bunu niye yaptım? Şöyle yapsam daha iyi olur muydu? Böyle yapsam daha iyi olur muydu? Kendinizi geliştirebileceğiniz şekilde böyle bir denemeler yapmaya çalışın. Bir şeyler denemekten çekinmeyin. Sonuç olarak denemeden kendinizi geliştiremezsiniz. Hata yapmadan kendinizi geliştiremezsiniz. Herkes illaki hata yapacaktır. Buna olduğunca dikkat edin, özen gösterin. Bireysel antrenmanınızda tabii ki de yapmayı unutmayın, ihmal etmeyi unutmayın. Ee, özellikle alın, antrenman modunda da biliyorsunuz yine poligonda birçok şey yapabiliyorsunuz. Orada da yine traininglerinizi yapabilirsiniz. Tabii bunu deyip de yapmayan ben, en azından tam olarak daha başlamayan ben ayrı konu. Diyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Yararlı olduysa yorumlara tabii ki de not düşebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.